Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu bugün kısa süreliğine de olsa aramızda görmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Kendileriyle 6 Mayıs günü Ankara'da yaptığımız yararlı değerlendirmelerimizin bir devamı olarak bugün yeniden bir araya gelip içinde bulunduğumuz müzakere sürecimizin bir değerlendirmesini yapma fırsatı bulduk. Türkiye hükümetinin, devletinin başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, Hükümet Başkanı Sayın Davutoğlu olmak üzere Kıbrıs'taki müzakere sürecine vermekte olduğu desteği hepiniz biliyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı da ve şahıs olarak Sayın Çavuşoğlu da bu sürece başından beri çok ciddi katkı yapmaktadır. Ve Kıbrıs'ta artık bir çözüme ulaşılmasının zamanının geldiğine kendileri de yürekten inanmaktadırlar. Kendilerinin vermekte olduğu bu desteğe, gerek şahsi desteğine, gerek kurumsal desteğine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği desteğe ben teşekkür etmek isterim. Çünkü ben de yürekten inanıyorum ki Kıbrıs'ta yıllar süren çözümsüzlükten sonra artık iki tarafın da meşru hak ve çıkarlarını gözetecek, Kıbrıs'ta toplumumuzu eşitlik ve güvenlik içinde yaşatacak yeni bir döneme geçmenin zamanı gelmiştir. Müzakerelerimizin amacı bu doğrultudadır. Temenni ediyoruz ki Perşembe gün ikinci resmi buluşmamızı gerçekleştireceğimiz Sayın Anastasiadis'le artık bu süreci olumlu bir şekilde sonuçlandırabilelim ve Kıbrıs'ın gelecek kuşakları artık çok daha farklı bir geleceğe ulaşabilsinler. Bu çerçevede çalışmalarımızı sonuna kadar yürüteceğiz ve temenni ederim ki başarıya ulaşabilelim. Sayın Bakan'a bir kere daha ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bugüne kadar verdikleri ve bundan sonra da verecekleri katkılar için teşekkürlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Çok değerli basın mensupları, bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanım, 20 gün sonra tekrar zat-ı halinizde de görüşüyor olmaktan ayrıca mutlu olduğumu özellikle vurgulamak isterim. Göstermiş olduğunuz ilgiye de çok teşekkür ediyorum. Üstlendirmiş olduğunuz bu önemli ve sorumluluk getiren görev için de bir kere daha sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Değerli basın mensupları, geçen sene Ekim ayında ara verilen Kıbrıs'ta müzakerelerin Sayın Anastasiadis'in tekrar masaya dönmesiyle 15 Mayıs'ta başlamasından dolayı Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak büyük bir memnuniyet duyduğumuzu söylemek isterim. Ve özellikle de liderlerin ayda en az iki defa bir araya gelme kararını, müzakerecilerin de daha sık bir araya gelme kararını da destekliyoruz. Devam eden müzakerelerin 11 Şubat ortak deklarasyon çerçevesinde ve bugüne kadar varılan yaklaşımlar çerçevesinde sonuç alıcı bir şekilde sürdürülmesini arz ediyoruz. Ve bu yıl içinde her iki tarafta kararlılık olursa Kıbrıs'ta, adada kalıcı bir çözüm, bir barış olabilir. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kararlılığı her vesileyle vurguluyorum. 2004 yılında kararlılığımız nasılsa bugün de aynı düzeydeyiz. Kararlılığımız mevcuttur. Her zamankinden daha fazladır. Bazen bunu bir taviz olarak değerlendirenler de oluyor, görüyorum basında. Bu bir taviz değildir.
Bu bir çözüm için, kalıcı, adil bir çözüm için Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya koyduğu karardır. Aynı kararlılığı Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'da ve müzakereci Özgül Nami'de ve çalışma arkadaşlarında görüyorum. Umarız Rum kesiminde de şu andaki kararlılık artarak devam eder. Gerek Anastasiadis, gerek müzakereci ve tamamında. Ve bu sonuca ulaşabiliriz. Aslında iki tarafta kalıcı, adil bir çözümün sunabileceği fırsatların farkında. Sadece iki taraf değil, sadece Yunanistan, Türkiye değil. Kıbrıs'taki çözüm süreci Avrupa Birliği'ni de yakından ilgilendiriyor. Birleşmiş Milletleri de yakından ilgilendiriyor. Uluslararası örgütleri de yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla buradaki bir çözüm, çözümün herkese faydası olacak. Ve Kıbrıs Adası barış ve kalkınma adası olacak. Refah adası olacak. Ve her iki halkın yararına olacak. Biz her zaman bu süreçte olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Ve Kuzey Kıbrıs'ın ve Türk halkının ekonomik kalkınması başta olmak üzere her türlü kalkınmasına, istikrarına da desteğimiz devam edecek. Ama en büyük desteğimiz şu anda devam eden müzakere süreci ve inşallah bu sene içinde ulaşacağımız kalıcı, adil bir çözümdür. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Size de çok teşekkür ediyorum, çok değerli basın mensupları. Olabilir, buyurun. Buyurun. Living finish hala? No. Efendim, Kıbrıs müzakereleri sürecinde özellikle Yunanistan ya da Avrupa Birliği'nde garantörlükler meselesinin konusunda çok spekülatif bazı haberler çıktığını görüyoruz. Mesela garantörlük müzakere sürecinin bir parçası mıdır? Avrupa Birliği'nin garantörlüğü meselesine nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi ve sonuç alınabilmesi için sizin de söylediğiniz gibi spekülatif haberlerden ya da konulardan, söylemlerden kaçınmak gerekiyor. Bu şu anda müzakere iki lider ve de müzakereciler arasında devam ediyor. Ama bir yol haritası var. Bu yol haritasının sonunda biliyorsunuz beşli toplantıda olacak. Bu tür konular o beşli toplantılarda buraya katılacak ülkeler arasında konuşulacak konular. Şimdiden bunların gereksiz yere gündeme getirip gündemi meşgul etmenin veya konuyu başka yerlere çekmenin hiçbir anlamı, hiçbir faydası yok. Sadece zamanı olmadığı için burada herhangi bu konuda net cevap da vermek istemiyorum. Ama bunun zamanı geldiği zaman bunlar buradaki pozisyonlarımız ve bu konulardaki tutumlarımız da açıklanır. Ama şu aşamada bunları konuşmanın da bir faydasının olmayacağını düşünüyoruz. Efendim, çok fazla soruluyor. Bu yüzden Kıbrıs sorununa bağlantılı değil ama bir sorumuz var Türkiye medyası olarak. Suriye muhalefetinin havadan desteklenmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin anlaşmaya vardığı yönünde sizin ağzınızdan haberler yayınlandı ve Amerika'dan ise bu teyit edilmiyor henüz. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz? Bir de Aid Donat hangi durumda efendim? Aid Donat başladı diyebiliriz küçük gruplarla. Şimdi tüm altyapı oluşturuldu. Gerekli tesisat kuruldu. Aid Donat'ı yapacak hem Türk hem Amerikan askeri personel yerini aldı. Eğitilip donatılacak insanların seçim sürecini de Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri birlikte yürütüyor. Bugünkü açıklamalarımı bilmiyorum okudunuz mu? Daha net açıklamalarım var. Bazen söylediğimiz şeyler yanlış anlaşılabiliyor, yanlış da yorumlanabiliyor ama bizim söylediğimiz şu. Bu süreci tamamen Amerika ile birlikte yapıyoruz. Birlikte karar alıyoruz, birlikte yürütüyoruz. Bugüne kadar Aid Donat konusunda kararları da beraber aldık. Şu anda da birlikte yürütüyoruz. Ama bu eğitilip donatılacak insanların Suriye'ye dönerken nereden döneceği, hangi kapıdan girecek, hangi güvenli bölgeye girmesi lazım, gittiği yerin de güvenli olması lazım.
Ve bunlara da nasıl bir destek sağlanabilir? Örneğin eğitilip donatılıp gönderdiğiniz insanlar hava saldırılarıyla yok edilebilir mi? Buna karşı nasıl tedbirler alınabilir? Koruma sağlanabilir? Bu da bu tüm bu konularda şu anda Türk ve Amerikan yetkililerinin yani teknik kişilerin, askerlerin, güvenlik güçlerinin konuştuğu konular. Bugüne kadar nasıl birlikte karar verdiysek bundan sonraki süreçte de o konularda da görüşmeler devam ediyor. Birlikte karar vereceğiz. Söylediğimiz bu. Evet, iki soru daha alalım. Bir de soldan alalım. Buyurun. I would like to ask if you are ready to accept a solution without guarantors and leave Cypriots, Greek Cypriots and Turkish Cypriots leaving their country without so-called motherlands. Thank you. Bu konuya biraz önceki sorulan soruda zaten cevabımı verdim. İlave verilecek bir cevap yok. Şu anda bunun konuşmanın da zamanı da değil, yeri de değil. Türkiye, Yunanistan, İngiltere garantör ülkelerdir. Biz garantör ülke olarak bugüne kadar yapıcı rolümüzü tüm süreçlerde üstlendik. En iyi şekilde bu rolümüzü gösterdik. 2004'te de. Bu şu andaki çözüm sürecinde de gösteriyoruz. Önemli olan şu anda liderlerin görüştükleri alanlarda uzlaşmaya varılması. Şimdiden topu başka yerlere atmak demek bu süreci sulandırmak anlamına gelir. Şu anda önümüzdeki olan konulara odaklanalım. Topu başka yere atmaya gerek yok. Şu anda her şey seyrinde gidiyor, güzel gidiyor. Bu süreci desteklemek lazım. Evet, bir de ortadan alalım. Son bir soru. Vatan Bey, buyurun. Efendim, bildiğim kadarıyla buradan Kuveyt'e geçiyorsunuz. İslam İşbirliği Teşkilatı vesilesiyle, yanlış değilse eğer. KKTC'nin gözlemci statüsüyle ilgili bazı sıkıntılar yaşanmıştı Mısır'ın talepleri doğrultusunda. Orada bu konu hakkında son durum nedir? Menfi bir gelişme var mı? KKTC'nin gözlemci statüsüyle ilgili bir sıkıntı yok. Sadece New York'ta bir deklarasyondaki burada kullanılan Kıbrıs Türk Devleti'nin devletiyle ilgili bazı öneriler olmuştu. Fakat biz bunların doğru olmadığını söyledik. Ve o zaman deklarasyonsuz bir şekilde toplantı kapandı. Şimdi bakanlar, Dışişleri Bakanları toplantısına gideceğiz. Şu ana kadar bize gelen bir itiraz, bir şey yok ama 2004 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı, o zaman İslam İşbirliği Konferansı'ydı. Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Türk Devleti'ni Anan Planı'nda isminin geçtiği gibi gözlemci üye olarak kabul etmişti. Ve o gündür bugündür bu statüsünü koruyor. Ve o zamanki Anan Planı'nda isminin geçtiği gibi. Ve bununla ilgili bir sıkıntı yaşanmasını arzu etmeyiz. Aksi takdirde İslam İşbirliği Teşkilatı dayanışması da zedelenmiş olur. Ve 2004 yılında yani 11 sene önce alınan karardan vazgeçmenin de bir anlamı yok. Bu konuyu da kendi aramızda eğer gündeme gelirse konuşuruz, bir çözüm buluruz. Ben bir sorun yaşanmayacağını umut ediyorum, arzu ediyorum. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederiz arkadaşlar.